Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk arketipimiz düzenbaz arketipi. Sivri bir dili olabilir, geleneklerin ötesine geçer ve davranışları tahmin edilmezdir. Kişiyi sarsan ve değişim için zorlayan bir etkisi olabilir ama bir hilebaz da olabilir. Sizi baskı altında tutmaya çalışan düzene ve değerlere karşı özgürlüğünüzü elde etmenize size yardımcı olabilir. Olumsuz anlamda ise başkalarına hata yaptırmaktan, yanlış bilgiler vermekten ve kandırmaktan zevk alır. Yaşamınızda alışılagelmiş yerleşik sistemleri aşmak için, düzeninizi değiştirmek için kaos oluşturma ritmini arayabilirsiniz. Bunu çok sık yapmışsanız düzenbaz arketipine sahip olabilirsiniz. Gelelim arkadaşlar, akıl hocası arketipi nasıl bir arketiptir? Bilgiyi aktaran, rehberlik eden ve öğrencisinin özgürleşmesi için ana yol gösteren kişidir. Bir rehber olarak güvenilirdir ve öğrencisinin karakterini ona örnek olarak geliştirir. Olumsuz yönünde ise bilgiyi paylaşmak yerine öğrencisini kendine bağımlı yapmaya çalışır ve öğrencisinin bir usta olmasına destek olmaz. Yaşamınızda birçok kişiye rehberlik yapmışsanız ve onların gelişimlerinde onları korumuş, desteklemişseniz bu arketipe sahip olabilirsiniz. Evet, arayıcı arketipini inceleyelim. Gerçeği ve bilgeliği aramaktadır. Dünyevi meraklarında bile temelde gerçek olana ulaşma için sürekli devam eden bir arayış görebiliriz. Olumsuz yönü ise amacından sapmıştır. Ne aradığını kendisi bile unutmuş olabilir. Bir yoldan aramaya devam etmek yerine sürekli yön değiştirir ve bir anlamda kaybolur. Arayışı dışında sürdürür, içine dönmediği için egosunu tanıyamaz. Hayatınız boyunca bir bilgelik kaynağından diğerine devam eden ama hep gerçeği aradığınız bir ritim varsa bu arketipe sahip olabilirsiniz. Aracı arketipini inceleyelim. Ara buluculuk yapma yeteneği vardır. Bir tartışmada iki tarafında haklı yönlerini görür. İki tarafa da saygı duyar ve stratejileriyle genelde ara buluculuk yapar. Sabırlıdır, insanları iyi anlar, empati kurar. Olumsuz yönünde ise gizli bir amaç ya da çıkar için ara buluculuk eder. Ancak amacı sorunu kendi istediği şekilde çözmektir. Hayatınızda tartışmaları çözmek ve uzlaşma sağlanması konusunda hizmet etmek konusunda bir ritim arayın arkadaşlar. Sürekli başkalarının arasını bulurum. Her zaman ara buluculuk yapmak benim işimdir diyor musunuz? Ya da profesyonel işiniz bununla mı ilgili, bir bakın. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.